Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Deathmatch World Cup'ta Feanor'la Freaking Chris'in arasındaki maçtayız. İlk maçımız yine Altın Bataklığı ve Portekizliler var. Burada Feanor'un Heresy takımından bir oyuncu olduğunu unutmayalım. Gerçekten o da çok iyi bir oyuncu. Karşısındaki bakalım Freaking Chris nasıl cevap verecek. Burada hemen Light Cavi ile birlikte işçi kesmek için geldi ama TC'nin dibinde işçi kesmesi pek mümkün gözükmüyor. Özellikle şu an TC'ye vurarak Feanor biraz hata yapıyor diyelim. Base'inde ise Light Cavi ile birlikte burada bir işçiyi düşürmeyi başaracak gibi duruyor. Şu an köylü sayıları eşit ve oraya gelen Cavalier Light Cavi düşürerek korumayı başardı. İki taraftan da biraz tutuk bir başlangıç diyebiliriz. Peki gelişemediler gibi görüyorum şu an. Bundan önceki maçlar çok daha hızlı gelişiyorlardı. Hemen Feanor'dan ilginç bir hamle geliyor. İki castle birden atıyor burada. Base'inin hemen önüne. Orayı bir de Petsite Doll'la kapattı şimdi. İçeriye rakip kavalyelerin girmesini engelleyecek. Sol tarafı da kapatıyor burada. House'larla birlikte vollanarak güzel bir şekilde aslında base'ini kuracak gibi duruyor. Burada kendi kavalyeleriyle de sol taraftaki açık bölgeden içeri girilmesini engelliyor. Şu an Feanor'un daha iyi kurulduğunu söyleyebiliriz. Halberd yerlerini de basmaya başladı. Ama şu bölgede biraz açıklık var gibi. Pedicide Wall'lar örülmüş. Ama şu an gerçekten içeri kesinlikle hiçbir birim giremiyordu. Şuradaki açıklığı kullanarak içeri giren iki kavalye vardı. Halberd yerler tarafından düşürüldü ama düşürülmeden bir işçiyi kesmeyi başarıyorlar. Şu an işçi sayısında bir işçilik fark açıldı böylece. Feanor rakip base'e gidemiyor. Şu an full kendi base'ini savunuyor. Ve buraya özellikle Freaking Chris'in doklarını atmaya başladığını söyleyelim. Freaking Chris doklarını erken atarak Karavela sayısını çok hızlı artıracaktır. Feanor da burada hemen Castle'ın içinden işçileri geçirerek doklarını atmaya başladı. Castle'ın korumasıyla birlikte artık daha güvenli bir şekilde burada base'ini kuracaktır, ekonomiyi kuracaktır. Ordularını da belki biraz sonra rakip base'e ilerletebilir. Şu an ama Freaking Chris karavelalarını çoktan basmaya başladı. Feanor henüz basamadı. Buraya Siege Workshop da geliyor. Organ Gun basıldığını da görüyoruz. Castle'lardan Organ Gun'lar da geliyor. Bir de ortaya castle atma çabası var Feanor'un ama burayı tamamlaması biraz zor gözüküyor. Eğer bu castle'ı atarsa, tamamlarsa Freaking Chris'in buradan geçişini tamamen engelleyecektir. Buradaki gemilerini biriktirmesini tamamen engelleyecektir. Ama karşı castle da geliyor şu an. Bakalım hangisi tamamlayacak. Daha doğrusu tamamlayabilecekler mi? Demolition tam istediği bölgeye giremedi. Ama harbleriyle orada Feanor ilerleyişine başladı. Organ Gun'larıyla da destekliyor. Demolition geliyor. Öncelikli olarak harbleri orada düşürdü. Tüm harbleri tek hamlede düşürmüş oluyor. Bombardıman gemileriyle şu an oraya atılmaya çalışılan castle dinaylandı. Şu an Freaking Chris'in denizde çok büyük bir üstünlüğü olduğunu söyleyelim. Bombardıman toplarıyla, karavelalarıyla denizi gerçekten çok rahat kontrol ediyor. Ve buraya gemi akıtmaya devam ediyor. Demolition'larla Feanor yanıt vermeye çalışsa da pek başarılı değil. Buraya attığı dokların da pek manası yok. Şuraya castle kursa çok daha mantıklı bir hamle olabilirdi. Buraya şimdi tower'lar da atılıyor. Bombardıman topları da geliyor. Freaking Chris'in gerçekten çok iyi ilerlediğini söyleyebiliriz. Feanor'u ilk maçta ciddi bir darbe vurabilir, ciddi bir şekilde sarsabilir. Burada bombardıman toplarıyla özellikle dokları ve castle'ları yıkması hiç zor olmayacaktır. Şu an o gölden ilerleyiş 10 sürat devam ediyor arkadaşlar. Buraya castle'larını da atıyor şu an. Tower'lar da geliyor ve buradan rakibin ilerlemesini tamamen engelleyecektir. Feanor ise ortaya doğru şimdi iki golden arasına güzel bir bölgeye castle atarak rakibin de böyle dolanmasını sağlayacak. Ayrıca castle'ın arkasına ulaşmak için. Ama göldeki baskı gitgide artıyor. Feanor'un buraya cevap üretmesi lazım. Organ Gun'larını burada biriktirmiş. Organ Gun'larıyla üzerine gelen halberdiyerleri çok rahat durduruyor ama bombardıman gemileri Organ Gun'lara gerçekten çok ciddi hasar veriyor şu an. Organ Gun'lar bombardıman gemilerine dayanmakta güçlük çekiyorlar. Burada büyük bir Demolition ordusuyla oraya doğru ilerliyor. Bakalım burayı temizleyebilecek mi? Karavelalarla ve Castle'ın yardımıyla oradaki Demolition'ların hepsini düşürmeyi başardı. Şu an çok fazla Karavela var ve GG verildiğini görebiliriz artık çünkü Feanor o hamlesiyle
gemileri düşürebileceğini düşünmüştü ama şu an o hamlesi de başarısızlıkla sonuçlandı. Sağ taraftan getirdiği bombardıman topuyla birlikte oradaki doklara vuran Treb'i düşürecektir. Sağ taraf atılan Kessel şu an Breaking Chris fark etti ve Treb'lerini kurmaya başladı. Ama sol tarafı burada Organ Gun'larıyla ve Demolition'larıyla tutmaya çalışıyor. Burada Feonar'dan Demolition'lar bu sefer içeriye girmeyi başardı. Ve öndeki Freaking Chris'in birçok Caravelas'ını düşürmeyi başardı ama yeterli değil. Şu an Freaking Chris çok fazla gemisi var ve bu gemilerle ilerleyişini sürdürüyor. Ortaya gelen bombardıman toplarını da bombardıman gemileriyle düşürüyor. Bombardıman gemisinin 15 menzili var. Bombardıman toplarının sadece 13-2 menzillik avantajı daha alıyor ve bombardıman topları 45 hasarıyla gerçekten çok çok daha güçlüler buradaki bombardıman toplarından. Sağdan yine Demolition'lar yaklaşmaya çalışıyor ama yine Caravella'lar tarafından durdurulacak gibi. GG bence verilmeli çünkü sağ taraftaki Kessel bombardıman toplarıyla düşürülmüş ve buraya Kessel atılıyor. Gelen Treb'ler yine bombardıman toplarıyla düşürülmeye devam ediliyor. Dokların büyük çoğunluğu düşürülmüş. Sağ tarafta Demolition'larla kurulsa da burada atılan Kessel'larla birlikte oradan Demolition'ların ilerlemesi hiç mümkün gözükmüyor. Oraya Feanor Demolition biriktirmeye devam ediyor ama base elden gidecek şimdi. Bombardıman topları ve bombardıman gemileri buraya yaklaştı. Binaları yıka yıka ilerliyorlar şu an. Freaking Chris gerçekten özellikle göldeki yaptığı bu saldırıyla, bu üstünlüğüyle oyunu çok iyi idare ediyor. Sağ tarafta ortaya atılan Siege Workshop ve Dock'lar da düşürülecek sanırım. Üst taraftan burada 24 tane Demolition'la birlikte mikrolayarak ilerleyen bir Feanor var. Ama Demolition'lar Caravella'lara yaklaşamıyor bile. Şu an buradaki 19 Demolition sanırım içeri girecek, oradaki gemilerin birçoğunun düştüğünü göreceğiz gibi duruyor. Demolition'lar içeriye girdi. Gayet başarılı bir savaş ve burada Feanor Freaking Chris'in çok fazla gemisini kaybettirdi. Freaking Chris gemilerinin neredeyse yarısını burada kaybediyor ama bombardıman gemileri ve treblileri hala ayakta. Öndeki karavelalarda halberdiyerlerin yaklaşmasını engelliyor. Oradaki Kessel düşürüldü. TC'ye doğru atışlar başladı ve oradaki diğer Kessel de düşürülecektir. Ortadaki Siege Workshop düşürülmüş. Buraya doğru Tower'lar geliyor. Feanor'un Demolition hamlesi iyi olsa da, güzel bir hamle olsa da şu an oyunu tutmaya yetmedi. Sağ tarafta saldırı kaldığı yerden devam ediyor ve gerçekten Freaking Chris sadece gemileriyle burada oyunu kazanmaya gidiyor. Castle'ları yıktı. TC'lere şu an atış menziline girdi. Bombardıman gemileri 15 tile'lık menzile vurduğu için gerçekten çok güçlüler ve gördüğünüz gibi kış şeridini tamamen temizledi. Yine trebleriyle de geliyor. Ortadaki tower'ları atmaya devam ettiğini görüyoruz. Buradan yine trap getiriyor. Freaking Chris ilk maça mükemmel başladı gerçekten. Ve Feanor'u sanırım eleyecek gibi duruyor. Feanor'un Heresy takımında iyi maçlar sergilediğini görmüştük ama Deathmatch'ta sanırım çok tecrübeli değil. Arkaya doğru Feanor Castle'larını atıyor. Arkaya doğru kurulmaya çalışıyor. Oraya giren birkaç tane Halt var, işçi kesiyor ama tam yeterli değil. Oradaki Castle tamamlandı. Ama biraz sonra Treb'lerle yine ilerleyiş başlayacaktır. Feanor'un dediğim gibi normal maçlarda iyi performanslar sergilediğini görmüştük ama Deathmatch'a pek hakim gibi durmuyor. Daha doğrusu Freaking Chris çok daha hakim duruyor ve özellikle Portekiz'in burada Caravella ve bombardıman gemileriyle çok iyi işler başardı. Buradaki Demolition'ları da güzel bir mikro ile kart etmeyi başarıyor. Ortaya doğru kuruluyor. Feanor sol üste doğru kurulmaya devam etse de arkaya doğru TC'lerini, Castle'larını atıyor ve ilk defa sanırım Portekiz'den Seytora görür. Seytoralarda düzenli şekilde işçi yerine geçiyor arkadaşlar. İşçi gibi popülasyon kaplıyor ve düzenli olarak size gold, stone, et ve odun sağlıyor. Aslında hiç işçi basmadan bir köşeye böyle 4-5 Seytora atıp ekonomi yapmak çok daha mantıklı bir hamle gibi geliyor. Ama sağ taraftan Halbler oraya girip işçileri kesmeye başladı. Sol tarafta Treb'ler yine arkaya atılan Castle'lara vuruş menziline girmiş. Barakslar düşüyor. Caravella'lar işçileri kesiyor. Solda yaklaşmaya çalışan Halbler'i de Caravella'lar düşürmeyi başardı. Şu an Feanor'un işi gerçekten çok zor gözüküyor arkadaşlar. Arkaya doğru kurulsa da burayı Halbler keşfetti dediğim gibi. Halbler orada işçi kesiyor. Aslında biraz
Cavalli'ye dönse oyunu GG'ye getirebilir. Ama Freaking Chris hiç acele etmiyor. Binalarını yıka yıka devam ediyor burada. Bombardıman topları ve tower'larla rakip base'e doğru gitgide ilerleyip binaları yıkmaya devam ediyor. Burada harbiler arasında bir savaş çıkacak ama organ gunlarıyla burayı desteklediği için Feanor kazanabilir. Ama sayı olarak Freaking Chris çok daha önde olarak oradan galip çıkıyor. Gölün kontrolü tamamen burada Freaking Chris'e geçmiş durumda. Sağ taraftan da attığı tower'larla Feanor'un orada gelişmesini, yayılmasını engelleyecek ama Feanor sağ tarafa doğru barakslarını atıyor. Senin buradan rakip ekonomiye girmeyi deneyecek. Hiç pes etmeye burada şey yok sanırım. DC'ler yıkılıyor gitgide. Gerçekten Feanor için işler kötüye gitse de sağ tarafa yaptığı bu hamleyle ben daha pes etmedim diyor. Ve sanırım rakip base ekonomiye girmeye çalışacak oradan. Ama kendi ekonomisi şu an çökertiliyor. Tüfekçiye döndüğünü gördü. Üzerine çok fazla harp geldiği için tüfekçilere dönülmüş. Bombardıman topları, trebler, bombardıman gemileri kıyı şeridine yakın olan binaları yıkmaya devam ediyor ama Feanor sol tarafa doğru da tekrardan kuruluyor. Trebini de getiriyor buraya. Feanor gerçekten hiç pes etmeye şey yok ama sağ tarafa giden işleri şu an Freaking Chris fark etti ve orayı bolluyor şu an ama bollamakta çok geç kaldı işçiler, çoktan geçti oraya. Attığı tower'lar da yeterli olmayacak. Burada barakslar atılmaya başlamış. Bakalım barakslardan ne çıkacak. Büyük ihtimalle harbe gidecektir. Çünkü çok fazla gold'u yok. Ortadaki saldırı arkadaşlar kaldığı yerden devam ediyor ama bir nebze de olsa orayı durdurmayı başarmış. Tabii ki ortadaki Freaking Chris üstünlüğünü görüyorsunuz. Ortadaki gold'lara artık yeterince giriş yapmış ve bol bol orada gold'unu topluyor. Burada Feanor'un çok az bir gold kaynağı kaldı çünkü ana base'indeki gold'ları toplayamadan oradan sürülmek zorunda kaldı. Sağ taraftaki wall tamamlanamadan oradan yine 5 işçi daha kaçırıyor Feanor ve aşağıya doğru kuruluyor. Buraya Siege Workshop'lar da geliyor, Stable'lar da geliyor, Harbiler de geliyor. Burayı şimdi fark etti Freaking Chris ama aşırı geç kaldı. Orada Wall'u örmekte de çok geç kalmıştı. Şimdi oraya Light Cave'lerini yolluyor ama işçileri kesse yeterli olmayacaktır. Çünkü orada Harbiler çıkmaya başladı. Light Cave'ler yeterli değil. Karavelalarıyla oraya yaklaşmaya çalışıyor ama o da yeterli değil. Çünkü orada artık kuruldu binalar. Stable'lar da atılmaya devam ediyor. Bombardıman gemileri Barakslar'ın öndeki Barakslar'ın menzilinde olduğu için orayı yıkacak gibi. Ama Freaking Chris Feanor'un base'inde istediği baskıyı henüz kuramadı. Attığı tower'lar da trebler tarafından ve bombardıman topları tarafından düşürülüyor. Feanor oyunu acaba geri mi dönüyor diye bakıyoruz şu an. Ama buraya çok fazla bombardıman topuyla geliyor Freaking Chris. O da organ gun'a dönmüş. Rakibin organ gun'a gidip harplerini kestiğini görmüştük. Şimdi o da organ gun'a yöneliyor. Sol tarafta işçilerin bir kısmını karavelalar düşürmeyi başardı ama sağ tarafta Siege Workshop'lar da atılmaya devam ediyor. Bakalım buraya nasıl bir yanıt bulacak derken Freaking Chris hemen base'ine, ekonomisine rakip girmesin diye stone wall'larını atmış ama ramlerle oraya gelip stone wall'ları çok rahat aşabilir. Bombardıman topları ve organ gun'larla tekrardan bir Freaking Chris saldırıya geçti. Bombardıman topları özellikle organ gun'ları çok rahat düşürüyor. Kendi harbileri ve organ gun'larıyla da burada bombardıman toplarını savunacak ama trevlerle bombardıman toplarını snipelamaya çalışıyor ve orada birkaç tane düşürmeyi başardı aslında. Trevlerini de getirdi Freaking Chris. Buradaki castle'ın düşmesiyle saldırı gitgide ilerleyecektir. Sağ tarafta atılan Siege Workshop'ların yerine hemen yenileri de ekleniyor. Oraya gitgide kuruluyor ama buradaki wall'u büyük ölçüde tamamlamıştı. Solda bombardıman toplarıyla trevlerle o castle'ı artık vurmaya başladı. Trevleri de sanırım düşürmeyi başaracak gibi ama orayı çok fazla işçi tamir etmeye çalışıyor şu an. Tamir bakalım yeterli olacak mı? Dediğimiz gibi çok fazla bombardıman topu var. Orada bombardıman toplarını düşürmeye gelen harbiler var ama kendi harbileriyle orayı savunabiliyor. Castle düşürüldü. TC'lere doğru da ilerleyiş başladı. Buraya aslında kavalye spamı çok çok rahatlatıcı olacaktır. Ama kavalye şu an yollayamıyor.
İki tarafında ekonomileri gerçekten çok sıkıntıda. Sağ tarafa buraya feritoralarını atarak aslında ekonomisini biraz rahatlatmış durumda. Bir 5-10 tane 10 tane biraz zor da bir 5 tane daha feritora atıp aslında o köşeye ekonomisini çok rahatlatıp asker bastığını görebiliriz. Hurricane Chris artık rakip base'e doğru barakslarını da atmaya başladı. Bombardıman topları o castle'ı da eritecek. Tamir etme işçi yollasa da orada çok fazla bombardıman topu var. Neredeyse 20'ye yakın bombardıman topu var ve castle bina hiçbir şey dayanmıyor. Orada artık harbiler işçilere doğru ilerlemeye başlayacak. Sağ üstte de organ ganlarla birlikte işçi kesmeye girmiş. İşçiler organ ganları düşürmeye çalışıyor. Treble'de oradaki Wood kampını kesecek. Organ gunları işçiler vura vura düşürmeye çalışıyor ve işçilerin birçoğu düşecek. Gerçekten çok çaresiz bir an. Buraya harp de yolluyor burada. Gemiler önünü kesiyor çünkü. Sol taraftaki burada kurulan ekonomisini şimdi fark ediyor ve Freaking Chris buraya bombardıman topu organ gun ve harplerle girişi yapmaya başardı. Sağ taraftan da bombardıman topu organ gunlar harpler birikmeye başlamış. Freaking Chris'in base'ine sanırım burada Feanor girmeye başaracak. Oval'ın çok daha dayanması mümkün gözükmüyor. Oraya atılan bir castle ve çok fazla base'e TC var. İstediği etkiyi alamayabilir. Burada ama Feanor'un base'i gerçekten yok edildi resmen. Kavalye hamlesi artık sonunda geldi. Sabah beri söylüyorum ve şimdi yapıldı henüz. Orada kavalyelerle işçileri çok rahat kesiyor ve engellenmesi zor bir birim oluyor. Şu an harbiler de çok basılamıyor. Sağ üste doğru da artık ilerlemesi lazım. Çünkü sağ üste peonar tekrardan kurulmuş. Özellikle bu feritoralar sayesinde ekonomisi gördüğünüz gibi yavaş değil bayağı hızlı artıyor aslında. Birkaç tane daha feritora yapması gerekebilir. Sağ altta da iki tane yapmış. 4 feritorayla aslında şu an çok rahat bir ekonomi yapıyor. Feritor hamlesi de gerçekten çok iyi bir hamle. Solda alta doğru kaçmaya çalışıyordu ama artık solda pek bir varlığı kalmıyor. Feonların orayı temizledi ve sağa doğru bombardıman toplarıyla yöneliyor. Sağ tarafı da şimdi treblerle de gelmiş. Burayı da temizleyecek ama kendi base'inin sağ tarafını tekrardan Freaking Chris'in base'inin sağ tarafını Feanor çoktan kendi base haline getirdi ve buraya feritoralar inşa ediliyor. Buradaki feritoraların yıkılacağını göz önüne alırsak ekonomisi çok sarsılacaktır. O yüzden yenilerini yapması gerekiyor. Alta doğru da sanırım burada bombardıman toplarını yollayacak gibi organ gunlarını buraya yolladı. Base'inde hemen bakalım bir sanırım ona yakın bir organ gun var. 7 organ gunı varmış ve orada harbileri savunmaya çalışsa da bombardıman topları organ gunları düşürüyor. Oradan ilerleyişe başladı bu sefer Freaking Chris. Ama Freaking Chris'in üst taraftaki base'ine saldırı kaldığı yerden devam ediyor. Orada organ gunları bombardıman topuyla bir düşürüyor. Organ gun düşmeden bombardıman topunun birini daha yok etmeyi başardı. Sağ alttan saldırı başladı şu an. Feanor'dan bakalım comeback görecek miyiz? Sağ alta teritorialarını da attı dediğimiz gibi ekonomisi şu an çok da sarsılmadı ama ortadaki gold kaynaklarını göz önüne alırsak burada Freaking Chris'in çok daha rahat bir ekonomisi olduğunu söyleyelim. Sol tarafta artık house bile koymadı ve ilerleyişine burada kavalyelerini de ekleyecek. Kavalyelerle birlikte elini çok rahatlatıyor. Gelen organ gun ve bombardıman toplarını rahatlıkla düşürecektir. Trevler şimdi buraya kuruluyor. Bombardıman topları geliyor ama sağ alttan harplerle bombardıman toplarıyla içeri giren bir Feanor var. Organ gunlar onları tutacaktır. Yine castle'ın altında savaşıyor. Burada Freaking Chris ve bu savaşı kazanacağı benziyor. Feanor artık GG vermeli. Maçı boş yere uzatıyor bence ama sanırım gururuna yediremiyor ve GG vermek istemiyor. Daha ilk maç bile arkadaşlar. İkinci, üçüncü maçta rahatlıkla yine iyi bir oyuna kendine güveniyorsa maçı çevirebilir. Ama Feanor maçı uzatmaya ısrarcı gibi gözüküyor. Oradaki castle düştü. Tower'lar düşecek şimdi. Bombardıman topu ve trebler çok rahat binaları eritiyor. Oradaki tower'ların düşmesiyle kavalyeler içeri ilerleyecektir ve şimdi ilerleyiş başladı. Oradaki işçiler de kesilecek. Sağ alttaki saldırıyı da püskürtüyor burada. Freaking sağ alttaki baskıyı püskürtmesiyle birlikte burayı da temizlemeye ilerleyecektir. Bombardıman gemilerini getirmiş bile Varrakslara saldırmaya başladı. Bu sağ üstü temizledikten sonra oraya da yönelecektir.
Buraya atılan Wall sayesinde işçilerini kaçırmasını da engelliyor. Yine Tower'larda işçileri yolda yakalayacaktır. Trevler orada binaları bir bir yıkıyor ve artık sonunda GG geldi arkadaşlar. Hemen istatistiklere de bakalım. Burada askeri olarak tabii ki Freaking Chris'in çok önde olduğunu söyleyeyim. 1.5 katlık bir fark açılmış. Ekonomiye bakarsak yine Freaking Chris çok fazla 2 kat et toplamış. Odunda neredeyse eşitler. Toplanan taşta Feanor yine 2 katlık bir fark açsa da altın oyunu belirleyen taraf olduğu 3 katlık farkla Freaking Chris burada maçı getiren hamleyi yaptı diyebiliriz. Ve grafiğe de bakarak videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki videoda, bir sonraki maçta görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki Discord sunucumuza da herkesi bekliyoruz.